Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ali abi hemen çık. Ali çık. Ya Allah bismillah. Aptuk bir şey yok değil mi? Sağ sağ ol. Bu hali kırıyor ama tabloya hiçbir şey yok. Abi bak. Buradayız efendim. Ardından yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Bütün geçmişlerimizin ruhu için, şehitlerimizin ruhu için, gazilerimizin ruhu için, asrın felaketinde kaybetmiş olduğumuz kardeşlerimizin ruhu için El-Fatiha. Bugün Elazığ Meydanı'nda biz bir proje başlatıyoruz Malatya olarak. Projemiz Teşekkürler Türkiye projesi. Çünkü 6 Şubat'ta Malatya depremlerden en fazla etkilenen illerin başında geliyordu. Ve Türkiye yardım oldu, Malatya'ya yağdı. Biz de 6. ayında artık yaraların kabuk bağladığı bu tarihlerde bütün Türkiye'ye, bütün illerimize ulaşabildiğimiz kadar ulaşıp onlara bir teşekkür edip Çamsa Kızı Çoban Armağanı bizim de elimizdeki en kıymetli ürünümüz olan Kayseri'yi ikram ederek teşekkürlerimizi sunalım istedik. Elazığ'dan başlamamızın bir özel sebebi var. Çünkü Elazığ o karanlık günde yardım oldu, yağdı. Bu iki vilayet, bu iki kardeş birbirine zor zamanda kenetlendi ve bugünlere hamdolsun ulaştık. Bu süreçte bizlere destek veren, bizlere omuz veren bütün Elazığlı hemşehrilerime şükranlarımı arz ediyorum. Kardeşlerimiz, Elazığlılara da sonsuz teşekkürlerimi ve müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Hakikaten o dönemde Sivas yolu kapalı, demir yolu kapalı, hava yolu kapalı, Ankara Kayseri yolu kapalı, Maraş Adana yolu kapalı, sadece açık olan bu yol. Fırınlarımız, marketlerimiz ellerinde ne varsa Malatya'ya yetiştirdiler. Yani komşu komşudan razı olmanca cennete girmez diyor ya Peygamber Efendimiz. Hakikaten komşuluğun en güzel, mümtaz örneğini sergilediler. Malatya Valiliğimiz ve Malatya Büyükşehir Belediye'miz tarafından Teşekkürler Türkiye başlığıyla düzenlenmiş olan bu programda sizlerle bir arada olmaktan dolayı, sizleri aziz şehrimiz Elazığ'da ağırlamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın inşallah. Devletimizin güçlü desteğiyle inşallah kısa sürede 11 ilimizdeki yıkılan konutlarımızın yerine yıkılandan daha fazlası yapılacak. Şehirlerimizi inşa ve ihya noktasında devletimiz kararlılıkla çalışmalarını sürdürecek ve milletimiz de bu al bayrağın altında rahat, huzurlu, sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye devam edecek. Takdimlerinden ötürü Malatya Valimize çok teşekkür ediyoruz. Buradayız efendim. Buradayız efendim. Yani şey gibi, gerçekten de Elazığ 7'den 70'e bütün kurum kuruluşlarıyla evinden kaynattığı çorbayı aşı Malatya'ya yetiştirebiliyoruz. Kardeşliğimiz daim olsun. Allah kardeşliğimizi bozmasın. Allah bizlere bu ve buna benzer felaketler göstermesin diyorum.
bütün Elazığlı kardeşlerimize, değerli başkanımızın şahsında şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Efendim.